Eskiden biz sesimizi, müziğimizi kasete kaydederdik. Bu hepimizin, daha doğrusu 80'lerde doğmuş bütün gençlerin bildiği o analog dünyayı yaşadık. Ama sonra hızla laptoplara geçtik ve Türkiye'de değil, bütün dünyada istediğimiz her yerde müziğimizi artık üretebiliyoruz ve sizinle hemen anında paylaşabiliyoruz teknoloji sayesinde. Artık bir yerde kök salmamıza gerek yok sanatımızı, müziğimizi gerçekleştirebilmek, üretmek için. En son kaydettiğimiz albümde aranjörüm Bodrum'daydı, ben Bozcaada'daydım. İkimiz birbirimize bestelerimizi, sözlerimizi göndererek bir albümün sürecini başlatmış olduk. Yan yana bile olmamıza gerek yok müzisyenler olarak. Bizi teknoloji her zaman birleştiriyor ve bağlıyor. O nedenle aslında çok daha üretken olduk. Evinden çıkmayan asosyal müzisyenler için bile dünyaya açılmak ve dinleyicileriyle buluşmak şimdi artık çok kolay. Çok eskiden beri teknolojiye, elektronik aletlere çok meraklı biriydim. Sahnede de çok fazla sesimi elektronik aletlerden geçiririm aslında eskiden beri. Delay pedalları veya distortionlar vesaireler. Onun dışında da bütün albümlerimde kendi sesimi kendim kaydediyorum ve editliyorum. Bunu da evde yapıyorum. Evde aşağıda minik bir stüdyom var. Vokal kayıtlarını kendim kaydediyorum. Aslında her zaman teknolojiyle iç içe oldum ve bununla ilgili de kendimi çok özgür hissediyorum. Başka hiç kimsenin yanımda olup beni yönlendirmesine gerek yok. Ben teknolojinin bizi çok özgürleştirdiğine inanıyorum. Uzaklaştırmadığına, yakınlaştırdığına inanıyorum. Telefonumla küçük videolar çekip müziğimi paylaşabiliyorum. Bunun gibi yüzlerce örnek sayabilirim. Bir şarkıcı olarak, Türkiye'de yaşayan bir şarkıcı olarak vokal kayıtlarımı kendim laptopumda ve diğer mikrofon ve o aletler kaydettiğimi herhangi birine söylediğim zaman çok fazla tepki alıyorum. "Aa, sahiden bunu sen kendin yapabiliyor musun?" diye. Ama bunu bir erkek müzisyen yapsaydı eminim buna kimse şaşırmayacaktı. Bence bunlara şaşırmayalım. Kadınlar da gayet harika biçimde kameralarını, telefonlarını, bütün elektronik aletlerini, iletişim cihazlarını çok rahatlıkla kullanıyorlar. Kadın erkek pozitif ayrımcılığı yaptığım için erkek kedim az önce çığlıklar attı. Belki duydunuz siz de. İletişim aracı olarak da teknolojiyi kullanmak çok önemli. Çünkü Türkiye'nin ya da dünyanın her tarafına gitmeye çalışsak da birçok şehre hala gidemiyoruz. Özellikle ülkemizin doğusundaki genç kızlardan çok fazla soru geliyor bana. Ama onlarla da iletişebilmemizin yolu teknoloji. Biz burada müziklerimizi kaydediyoruz ve onlar benden o şekilde haberdar oluyorlar. Çünkü daha önce hiç konserime gelmemişler. Bence hiçbir kadın korkmamalı. Bütün işlerinizi, bütün tepkilerinizi, bütün sesinizi yükseltme şansınızı teknolojiyle çözebilirsiniz. Yaptığınız herhangi bir el işini bile paylaşıp gönderebilirsiniz. Ben uzaklardan çok fazla güzel, biliyorsunuz saçlarıma çiçekler takarım. Çiçekler yapıp gönderen kadınların çiçeklerini kafama takıyorum. Yani yaptığınız her işi bizimle teknoloji sayesinde paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar, teknolojiden korkmaya gerek yok. Bırakın o sizden korksun. Korkmanıza hiç gerek yok hiçbir şeyden. Sizi sizin gibiler sevsin.